Bunlar ne dedilerse yaptılar, bunu da yaparlar inşallah. Devletine güvensinler. Benim için var ya, dünya durdukça Erdoğan dursun derim. Yıllardır bekliyoruz, ortada hiçbir şey yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yarın Kayseri ziyarette bulunacak. Bakan Kara İsmailoğlu geçtiğimiz günlerde Kayseri için hızlı tren müjdesi vermişti. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuda ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Memleketimize iyi olur. Kayseri'ye iyi olur. Bu sefer peki vaat tutulacak mı sizce? İnşallah. Ah, tutar canım. Niye hızlı tren Kayseri için gecikmiş bir şey? Sivas Kayseri'den daha küçük bir yer. Kayseri onu kat kat üstünde ama Kayseri'de ne hızlı tren var, ne doğru düzgün bir ulaşım yolu var. Fark ettiyseniz Niğde'de otoban var, Kayseri'de hiçbir şey yok. Yıllardır bekliyoruz, ortada hiçbir şey yok. Bu sefer söz tutulacak mı sizce? Bekliyoruz ama tabii daha uzun süreceğini düşünüyorum. Çok güzel bir şey. Devlet her verdiği sözü tutuyor ama bizim insanlarımız maalesef Türkiye'yi bölebilmek için elinden geleni yapıyorlar. Devletine güvensinler. Benim için var ya, dünya durdukça Erdoğan dursun derim. Çok güzel olmuş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Zaten bütün yapılan işler güzel kızım. Daha ne olacak? Her şey bol. Ama bizim gibi insanlardan bunlar hep. Niye? Şükür yok. Ondan sonra çalışma yok. Yattığımız yerden gelsin gitsin. Yattığımız yerden gelsin gitsin. Başka ne diyeyim? Buyur söyle söyleyeyim. Ya geçmişten günümüze kadar 12 defa bu vaat verilmişti. Bu yıl tutulacak mı? İnşallah tutulur. Bunlar ne dedilerse yaptılar. Bunu da yaparlar inşallah. Gurur verici bir şey. Mutluluk duyuyoruz. Geçmişten günümüze kadar 12 defa bu vaat verilmişti ama yapılmamıştı Kayseri Yüksek Hızlı Tren. Bu yıl yapılacak mı sizce? %100. Vaat tutulacak mı? Tutulacak. Ankara'da bilindiği üzere Kayseri'den 9 tane milletvekilimiz var. Yani bunun da Kayseri için gereksinim olduğunu biliyoruz. İnşallah ki gelmesini arz ederiz yani. Güzel olur, güzel olur. Geçmişten günümüze kadar bir vaat verilmişti 12 yıl boyunca. Verilmedi, tutulmadıydı bu zamana kadar. Daha önce olacaktı. Bu sefer tutulacak mı sizce? Vallahi gene de olmayınca bir şey diyemem yani. Zaman gösterecek onu diyelim yani. Benim tahminime göre Sivas milletvekili, pardon, uğraşmışlar Yozgat üzerinden yolu almışlar. Buradan uğraşan olmadığı için bunun üzerinden pas geçmişler. Yani benim haberlerden dinlediğime göre vatandaşlardan. İnşallah buraya gelir de daha iyi olur. Ben zayıf görüyorum durumu. Tutulmayacak mı sizce? Zannetmiyorum tutulacağını. Çünkü verdikleri vaatlerin hiçbirinin tutulmasını görüyoruz. Bu yarın. Hakkımızda hayırlısı abla, iyi olursa. Bu sefer vaat tutulacak mı? 12 yıldır bir vaat veriliyordu. Tutulmaz abla. Böyle olursa baksana. Hayat Suriyelilerin hayatı. Türkler bitti. Kayseri'ye tabii ki iyi olacak, yararlı bir şey olacak ama ekonomi bu şekildeyken ne kadar faydalı olur onu ben bilemem yani.